Allah'ın emir ve yasaklarına sımsıkı sarılın demek istiyor İbn Abbas radıyallahu anhu ve arda. İşte onlara verilecek olan cezalar böyle yaptıklarından ötürü böyle ellerini kollarını sallayıp böyle kurtulacaklar mı zannediyorlar? Yok. Ulaike cezaohum. Onlara verecek olan ceza enne aleyhim la'netullah. Bundan daha büyük musibet ne olabilir? Onlara verecek olan ceza Allah'ın lanetidir. Ne demek yani? Yani cennet yüzünü görmeyeceklerdir. Mahrum kalacaklardır. Merhamet adına bir şey görmeyeceklerdir. Herkes cennete gider ki onlar cehennemde yanacaklardır. Ulaike enne aleyhim la'netullah. Allah'ın laneti onların üzerine olsun. Ondan dolayı bazı Müslümanlar aralarında ne diyorlar? Allah yelanek. Allah korusun ya Rabbi. Böyle espri veyahut da öfkelen diyelim. Allah yelanek diyor. Ve bunu Arabistan'da çok kullanıyor bu söz. Yel'an ummek diyor. Euzu billah. Yel'an ummek diyor. Anneni lanet olsun. Etsin diyor. Bir Müslüman bunu der mi ya? Der mi? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uyarıyor. Sakın lanetleşmeyin. Lanetleşmeyin. Allah'ın laneti demek cennetten mahrum olmak demek. Cehennemde yanmak demek. Dikkat edin. Ulaike cezaohum cezaohum enne aleyhim la'netallah. Yeter mi? Yeter ya Rabbi. Yok diyor. Vel melaike ne kadar melek varsa Cibril, Mikail, İsrafil, Melek-el Mevt, Kiramen Katibin, Münkerun ve Nekir, ne kadar melek varsa, onların laneti bunların üzerine olsun. Yeter Allah'ım, yetmez. Vennâsi ecma'in, bütün enbiyaların, insanların, evliyaların laneti, bu ayetlere uymayan toplumun üzerine olsun Allah diyor. Ya, bitti mi? Yok. Yeter ya Rabbi, yetmez. Bakınız. Halidine fiha. Orada ebedi kalacaklar. Ebedi. Hani ne diyorlardı? Yahudiler. Biz cehenneme girsek birkaç gün. Len temessenen naru illa eyyamen ma'dudat. Sayılı günler hariç ateş bizi yakmayacak. Allah başka ayette cevap veriyor. قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا Allah'ta bir ahit mi var? Sözleşme var. Allah size mi söz verdi? Bizi bilmediğiniz siz mi biliyorsunuz? Demek ki Allah diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulüne diyor. Allah Resulüne. قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا Allah size bir ahit mi verdi? خَالِد۪ينَ فِيهَا Hayır. Sizin zannettiğiniz gibi değil. Orada ebedi kalacaksınız. La yukhaffafu anhum al-azab. Azabın santigrat derecesi hafifletilmeyecek. Halidine fiha. La yukhaffafu anhum al-azab. Azab hafifletilmeyecek. Ben bunları okurken bir cenazede hiç unutmuyorum. Hocam diyor öyle anlatıyorsun ki bu cennet cehennem ayetleri sanki oraya gittin geldin. Yahu dedim Allah annene rahmet etsin. Allah annene rahmet etsin. İnanmıyor musun? Yok hocam onu demek istemedim. Ne demek istiyorsun? Senin Rabbin bunları söylüyor. Bak seni yaratan Allah. Bunları söylüyor. Genç niye böyle oldu? İşte üniversitede ateist insanlarla oturduk. Kalktık. Ondan dolayı kardeşlerim hiç kimse kendine güvenmesin. Sürekli bu dua yapalım. Ya mukallibil kulubu vel absar sebbit kalbi ala dinik. Ey kalpleri evire çeviren Allah. Kalplerimizi din üzerine sabit eyle ya Rabbi. Hatta Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Rabbi la tekilni ala nefsi tarfete ayn. Ya Rabbi gözümü açıp kapayıncaya kadar beni nefsimle beni başıboş bırakma ya Rabbi diye dua ediyordu. Kimse güvenmesin kendine. Müslüman oğlu Müslüman. Hocam gittin mi geldin mi diyor sanki. Allah bunları söylüyor dedi. La yukhaffafu anhum al-azab
azabı santigrat derecesi hafifletilmeyecek. وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ Ve onların yüzüne bakılmayacak. Tadın cehennemdeki azabı. هَذِهِ cehennem. هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ اِسْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ Size vaat edilen cehennem budur. Tadın bakalım burada. Tadın. Gittin mi geldin mi işte orada göreceksin. Diyor ya, hocam gittin mi geldin mi orada göreceksin. Bu iş şansa bırakılır mı ya? Sen müminsen, sen la ilahe illallah diyorsan, bunları iman etmekle mükellefsin sen. Ne yapıyorsun? İki günlük dünya ahirete değiştirilir mi? İnnemel hayatı dünya lehun ve le'ab Allah diyor. Dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibarettir Allah diyor. O zaman فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Dünya hayatı sizi aldatmasın. Aldatmasın. الدُّنْيَا مَزْلَعَةِ الْآخِرَةِ Dünya ahiretin ekin tarlasıdır. Ne ekersen onu orada biçeceksin. Dikkat edin, Allah Tebareke ve Teala demek istiyor.